kutlaması değil ama Kurucu Belediye Başkanı Okan Başkan. Her sene biz kendimizi tanıtalım. Ramazan ayında 1907 Malatya'da doğduyum. Kötürk'e doğdum. Yaklaşık 50 yıldır İstanbul'dayız. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi'de 30 yılımızda Sultan Gazi'ye harcadık. Bizleri buraya davet ettiği için Hadi Başkanım'a teşekkür ederim. Menderes Filiz, İYİ Parti Sultan Gazi Teşkilat Başkanı'yım. Öncelikle başkanımı teşekkür ediyorum bu daveti için. Başkanım da ayaklarına sağlık. Yardımcımla geldim. Yardımcım sosyal medya sorumlusu Olmaz Bayrak. İlçe Başkan Yardımcısı kendisi. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Şahit Altunay, Edirne, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Hadi Dursun. Malatya Pütürgeli'yim. Evliyim. 4 çocuk babasıyım. Sultan Gazi'de ikamet etmekteyim. Sultan Gazi Malatya'da dernek başkanlığı yapıyorum. Tekrar da hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Hasar Esat Bilhanlısı. Sultan Gazi Belediyesi Meclis Üyesi. Avukatım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi başkanım teşekkür ediyorum. Mehmet Yiğit, Sultan Gazi Büyükşehir Meclis Üyesi, Malatya Yeşil Yurt'tan 66. Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Meclis Üyesi, Komisyonu Başkanı. Osman Cengiz, 1969, Malatya Doğan Yol. Tekstil işleri başlıyor. Sultan Gazi Spor Kulübü Başkanı. Devleti Başkanım, değerli futbol, değerli hemşehrilerim, ben Mehmet Yılmaz. Ben de Malatya Arvan ilçesine bağlı Nermikanlıyım. Uzun yıllardır Sultan Gazi'de ikamet ediyorum. Hadi Başkan'la 20 yıldır bir geçmişimiz var. Daha önce bir STK geçmişimiz var beraber. Malatya Dernekler Federasyonu'nun kurulmasında büyük katkıları var. Beraber yola çıkmıştık. Daha sonra bir ayrılık oldu. Biz orada yolumuza devam ettik. Hadi Başkan başka kulvarlarda ilerlemeye başladı. Ama hiç kopmadık. Desteklerini her zaman gördük. Ne zaman da davet etse biz buradayız. Ben de AK Parti ilçe başkan vekiliyim. Ticaretle uğraşmaktayım. Marmara Üniversitesi, ben aynı zamanda hem veteriner hekimim, yüksek lisans mezun, ikinci yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Şu an ticaretle uğraşmaktayım. Hem STK'larda bulunuyoruz, hem siyaset yapıyoruz. Sanırım bir dahaki turda da herhalde STK'lar üzerinde de bir görüşme yapmak isterim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Ameliyat geçirdiğim için sesim biraz az çıkabilir. Solmaz Bayrak, Malatyalıyım. İYİ Parti Sultan Gazi kurucu üyesiyim. Aynı zamanda siyasi akademi başkanıyım. Aranızda olmaktan mutluluk duydum. Tekrardan hoş geldiniz aramızda. Ben Serpil, hayırlı akşamlar başkanım. Ben Serpil Aday, Kızılay Kadıkoğlu, Sultan Gazi Kızılay Kadıkoğlu Aday Başkanıyım. Aynı zamanda davetiniz için başkan beye çok teşekkür ediyorum. Süleyman Yıldız, Kızılay Türk Kızılay Genel Kurulu Türk üyesi, aynı zamanda İYİ Parti üyesi. Herkese hoş geldiniz. Yarın saygılar. Hayırlı akşamlar. Murat Bey Dikin, Elazığ Vazkirliğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Müdürü. Hepinize teşekkür ediyorum. Selahattin Kavaş, Malatya Pütürgeli 162 doğumluyum. 25-30 senedir Sultan Gazi'de ikamet etmekteyim. Yani yaptığımız görevlere girmeyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Hacı Bey'e de teşekkür ediyorum. Kaymakamım hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet Solak, Malatya Arboğanlıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Hadi Başkan'ın yönetimine teşekkür. Ben Murat Dilin, Malatya Pütürge Halkası Kurulacak Dernek Başkanıyım. Hacı Başkanımıza bu akşam davetlerine ve teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Nazmi Tuncay, Malatya Pütürge, Büyüközköy'de büyük.
Hadi başkanıma davet için teşekkür ediyorum. Normal bir vatandaş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Abidin Özünal, 1978 Malatya Kötürge doğumluyum. Çaygören Dernek Yönetimi adına Hadi Başkan'ın davetine icabet ettik. Burada tabii güzel insanlarla bir arada olmaktan onur ve gurur duydum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdi. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun, teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Dermiş Kuma, 1964 doğumluyum, Türkiye'deyim. Bizler derneğimize yeni üye olduk. İnşallah hayırlı olur. Meseleyle sevindim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Kaymakamım, değerli başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Abdullah Akmayacak, Sultan Gazi Malatyalılar Dernek İletim Kurulu üyesiyim. Serbest muhasebeci mali müşavirim. Teşekkür ederim. Eşit Arkadaş, Malatyalıyım. Şükran Dernek Başkan Yardımcısı. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Şükran Dernek İletim Kurulu üyesiyim. Hani Malatya İş Adamı'yım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Şükran Binal, Malatya Patlal Gazi'yim. Deva Partisi Sultan Gazi İlçe Kurucu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Bakırköy'de avukatlık yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ekrem Binal. Nuri Yılgün ben, Malatya Battal Gazi Erenli Mahallesi'ndeyim. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Başarılar. İsim neydi? Nuri Yılgün. Cümleten iyi akşamlar. Malatya Pütürge Tekederiz Dernek Başkanıyım. Cümleten İsim misin oğlum? Aziz Orhan. Aziz Orhan. Değerli dostlar, özellikle Hadi Başkanım teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. İsmim Mehmet Evi Teker, 1981 Malatya Pütürge doğumluyum. İhracatçı bir firmayım. %50'si Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, %50'si Türkiye'de olmak üzere ihracatçı sıfatıyla şu an faaliyet gösteren bir şirket üreticisiyim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ben 1973 Malatya doğumluyum. Aziz Altunay ismim. Ticaretle uğraşıyorum. Teşekkür ederim hepinize. Sayın Kaymakam, hoş geldin. Emekli Kaymakam, hoş geldin. Teşekkür ederim. Aleyküm. Mehmet Olcay, Malatya Pütürge Yerten Dernek Başkanıyım. Hadi Başkan ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Hayırlı akşamlar Sayın Başkanlar, Mehmet'iniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de Malatya Pütürge'liyim, Mehmet Erdoğan. Sultan Gazi Malatya Dernek Başkan Yardımcısıyım. Toplantımız hayırlara vesile oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Faik. Faik Bozdağ, Malatya Pütürge'liyim, basın mesulüyüm. Amacı şu, Sultan Gazi'deki Malatyalıların çalışma ve paylaşma ve istişare toplantısı olarak bunu tedbirledik. Özellikle bu akşam katılım sağladığı için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sultan Gazi'de Malatyaların ciddi anlamda bir misyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Sultan Gazi'de bu birlikte beraberliği oluşturmak için de 2019'da Sultan Gazi Malatya Derneği'ni kurduk. Bu Malatya Derneği ile beraber Malatyaların buradaki birlik ve beraberliği noktasından bir oluşum oluşturarak bu çatı altında Malatyalıların nasıl faydalanırız diye yola çıktık. Özellikle bu pandemi süreci içerisinde çok ciddi kayıplarımız oldu. Çünkü dünyada bir pandemi süreci oldu. Bu vesileyle özellikle hastalanıp vefat eden tüm kardeşlerimize, abilerimize, bacılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da acı şifalar, bundan sonraki süreçte de hayatına başarılar diliyorum. Yeni Malatya Hemşehrilerim, bizler eğer birlik beraberlik içerisinde olursak, beraber istişare edersek, beraber yürürsek, inanıyorum ki Sultan Gazi'de daha çok güzel şeyler beraber oluşturacağız. Özellikle bizim bu akşamki programımızın iştirak eden kurucu belediye başkanımız, aynı zamanda İl Başkan Yardımcımız, Allah razı olsun. Buradaki İYİ Parti İlçe Başkanımız, İlçe Başkan Yardımcımız burada. AK Parti İlçe Başkan Vekilimiz burada. Sultan Gazi Spor Kulübü Başkanımız burada.
Aynı zamanda Sultan Gazi Başkan Yardımcımız Mehmet Başkanım burada. Belediye Meclislerimiz Hasan abi burada. Murat Bey burada, spor aşçılar. Ve burada Deva Partimiz burada. Benim gördüğüm kadar bütün siyasi partilerin içerisindeki öteksini sayamadım. Kusura bakma Sayın Kaymakamım, siz de hoş geldiniz. Efendiniz Sultan Gazi ciddi hizmetleriniz oldu. Şu anda emekli oldunuz. İnşallah bundan sonra bir süre içerisinde de zamanı kendi ayrı en azından daha rahat bir şekilde sağlıklı yaşıyoruz inşallah. Şimdi bizim özellikle Ramazan'da burada bize destek veren çok kıymetli değerli inşaatlarımız vardı. Ve buradaki Malatya'nın hemşehrilerimize bir nebze de olsa onlara tutmadık. Bunun da biz dedik ki bu akşam hem istişare toplantısı yapalım hem de burada bu kardeşlerimize gerekirse kendisine birer taraf bileket verelim. Onur eylem dünyalarını. Allah razı olsun. Sizlerde de. Sadece ve sadece Malatya'da hemşehrilerimize nasıl tutuluruz? Malatya hemşehrilerimize nasıl veriyoruz? Biz bu program içerisinde, bu projenin içerisinde yürümemiz gerekiyor. Özellikle bu akşam size katılım sağladığınız için sizlerle tanıştığınız için ayrıca ben kendi şahsıma ve yönetim kurulumuna sizlere teşekkür ediyorum. Ve burada hem Malatya'mızın birliği için hem de buradaki toplantımızın devamı için inşallah bir sonraki toplantıda daha geniş kapsamlı bir şekilde Allah nasip ederse beraber tertibini beraber yürüyeceğiz inşallah. Özellikle söz hakkı almak isteyen varsa, özellikle burada iş almalarımız olsun, devlet başkanlarımız olsun, siyasi partiler içerisinde görev alan Malatya'lı kardeşlerimiz olsun, bizde talepleri ve bizimle paylaşacak herhangi bir konu varsa bunları bizler de sizlerle yakından paylaşıp en azından sizin de fikirlerinizi almış oluruz. Benden bu kadar. Söz hakkı almak isteyen varsa da tabii ki koyun. Çünkü burası bir aile meclisidir. Kesinlikle burada protokol falan bizim aramızda yok. Çünkü bir Malatya'dayız. Malatya olunca biliyorsunuz Malatya'nın günlük beraberliği içinde ne gelmişse biz yapıyoruz. Onun için teşekkür ederim sizlere. Esasında 142 sokakta doğdum. 54 sokağa taşındım. 43 senelik Sultan Gazi'liyim. Belki bilenleriniz vardır içerisinde eski İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Halit Göksay, yeğeniyim kendisi. Başkanımız da çok iyi bilirler kendileri. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. İnşallah istişareden hayırlı sonuçlar çıkar diyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Yunus Gökay. Yunus. Ramazan Bey. Öncelikle selamünaleyküm herkese. Toplantıdan selam veremedim. Selamünaleyküm herkese. Hayırlı akşamlar diyorum. Biz de Sultan Gazi'deyiz. Cami durağında Malatya Çiköftesi yani en az bir dernek kadar Sultan Gazi Malatyalı dernek kadar gelen gidenimiz, misafirlerimiz var. Dernek kadar da görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Malatyalıların uğrak yeri. Derneğimiz de burası da bizim bir yerimiz. Yani derneğimiz 2014'te Malatya Çiköftesi'ni açtığımız zaman Cahit Başkanım açılışımızı yapmıştı. Yine denk gelmişti. Başkanımıza da bu arada tekrardan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar diliyorum. Peki, teşekkür ederim. Necip Başkanım, Murat Başkan, sizlerde de iki cümle alalım. Orada sonuç ibaresi tutuladı Sultan Gazi'de. Türkiye ve sporla ilgili uğraşıyorsunuz. Sonra Osman Başkan, Sultan Gazi Spor Kulübü Başkanımız. Onda da bir iki cümle alalım. Ondan sonra Cahit Başkanımıza da kapatalım programı. Teşekkür ediyorum. Benim ilgi alanım spor ve sporla 21 yıldır sporda yöneticilik yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü. 2014 yılında Malatya Spor'da bir görev aldım. Hatta Adil Yerlek'le beraber ilk gittiğimiz yani. İlk siz vardı sonra biz gittik. Evet, ilk beraber gitmiştik. Spor her şeyle ilintili. Yani kültürle ilintili, eğitimle ilintili, siyasetle ilintili. Orada Malatya'yı daha iyi bir tanıma fırsatı oldu. Bir yıl görev yaptım. Sonra İsmail'in tekrar İstanbul'a döndüm. Burada şunu yapabiliriz. Yani özellikle Malatya dernekler açısından tecrübe olarak istiyorum. Tabii siyaset farkında.
Malatya Kültür'ün genelde hem siyasi anlamda, hem eğitim anlamında, hem spor anlamında vizyon çok dar. Onu gördüm orada. Üzüldü tabii ki. Yani oraya bir şey katmaya gitmiştim ama maalesef çok basit şeylerle tartışmaları açıldı. Ben Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük spor kulübünün genel müdürü olarak oraya gitmiştim. Sahipçilik, en basit söyleyeyim. Öyle bir kulübü bırakıp oraya gittim. Bir amacım vardı. Malatya Spor'u geldiğim yerlere taşıma hedefim vardı. İşte bu adam bahsettiğidir, el hazırlığıdır. Böyle küçük tartışmalar yarattılar ki, yani aylarca bunları yazdılar, konuştular. Genelde bir şey kattım orada. Yani tesis anlamında, saha anlamında çok şeyler kattım düşünüyorum. Yani bu Malatya'daki yerel vizyonu biraz genişletmek anlamında derneklere bütün görevler vardır. Ben yani böyle düşünüyorum. Bu anlamda bir şeyler yapılabilir. Yani hakikaten oraya gittiğiniz zaman daha yerinde daha net biliyorsunuz. Üzülüyorsunuz yani Malatya gibi tarihi olan bir şehir, kültür olan bir şehir, siyasetçiler, büyük siyasetçiler işte rahmetli İlmi gibi, rahmetli Özal gibi, Mevlüt Aslanoğlu gibi böyle değerli siyasetçiler yetiştirilmiş bir şehir. Ama maalesef o kadar yüzüm daraltılmış ki bu sporla alakalı söylemiyorum genel olarak yani spor penceresine göre bilmiyorum. Bunları gösterecek bir şeyler yapılabilir mi dernekte? Belki bunu da daha yani size... Şu anda Halatlı'da Meclis'in Müzayet Başkanı'nla beraber mecliste görev yapıyoruz. Başkanı'nla beraber. Sangazi Malatyalılar Derneği. Hacı Başkan çok güzel iki şeyi bir araya getirmiş. Bizim iki hassas olduğumuz bir nokta birisi Sultan Gazi, birisi de Malatya. Bu ikisini bir araya getiriyor. Sultan Gazi Malatyalıları yapıyor. Hakikaten öncelikle vizyon isimden başlamış. Güzel bir taraf. Ama şunu söylemek istiyorum. Aynı ölçüde Malatyalıların da buraya aynı desteği vermesini bekliyoruz. Biz de bu konuda başkanın emrindeyiz. Bizim kulübümüz hemen yolun karşı tarafında. Sağ olsun emekleri çok büyükler. Başkanım bir tesis yapmış orada bize. Yeni dönemde de Abdurrahman Bey'de tesisi yeniledi. Tabii 6-7 yaş aralar yenilenmesi gerekiyor. Sağ olsunlar. Mehmet Başkanım emekleri büyük. Tesisimiz de yenilendi. Çocuklarımızı oraya yönlendirebiliriz. Zordayız. Gerçekten yılda 400-500 civarında sporcu süreli oluyor. 8 yaştan 20 yaşa kadar sporcu gidiyoruz, lig oynatıyoruz. Sağolsun Murat Bey, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde bizim antrenmanlarımız ve maçlarımız orada. Çiftli katkıları var bize. Ben bu parantezle beraber şunu söylemek istiyorum. İşte bu örnekte olduğu gibi STK'larımız eğer siyasetlerimizle bürokratlarımızla bizi buluşturabilir ve o kapıları açmada bir araya getirmede destek olursa bana göre şahsi fikrim çok büyük bir hizmet yapacak. Bakın bugün burada Sayın Valimiz var, emekli oldular. Kurucu Malatyalılar vizyonun hakikaten geniş ve büyük olduğuna sahiptir. Rahmetli Özal'ın vizyonuyla gerçekten Türkiye'nin bir seviyeye gelmiştir. Yani kimse Malatyalılara vizyonu düşüktür, dar gidemesin lütfen. O konuda ben yakın yaklaşmışım. Malatya'da görev yaptım. Görev yaptığım zaman hakikaten çok iyi bir niyet bulmuştum oraya. Ve güzel hizmet yaptığını düşünüyorum yani bir anlatıyor içerisinde. Orada yani bastır, siyaset, belediye o kadar dar pencerede bakıyor ki. Bunu ben Malatya'da anlamda söylemiyorum. Buradaki yöneticilerin o anki şeyi de var. Kesinlikle şey değil. Malatya'da bir şey var. Hayır, ben Malatya'da ne dedim? Malatya'da vizyonu geliştir. Kesinlikle. Hatta örnek veririz. Değil mi? Bakın, Özal gibi, Rahmet Özal gibi, Nuri gibi, Mehmet Aslan gibi insanlar yetişir bir şehir dedim. Bu çok güzel. Parti, bir başka yardımcımız. Sadi kendini tam tabi. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlarım. Hakikaten niye çağırdınız? Mehmet Saadettin Can, AK Parti Çevre Kulesi. Malumunuz Çarşamba'da mahalle toplantıları oluyor. Ondan sonra olduğu için
biraz geç katılıyoruz bu toplantıya. Şimdi aynı zamanda biz AK Parti Sultan Gazi İlçe Başkanlığı olarak bölgesel anlamda komisyonlar kurduk. Bizler acizane doğru edine doğru komisyonlar inşallah başkanlığı yapıyoruz. Malatya'da da Hakim Başkanı bizimle birlikte. Dolayısıyla bölgemiz adına Repozok olan inşallah her türlü hizmette bizde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu akşam da Kıymetli Başkanlarımızın olduğu bir toplantıda bir kez çok fazla söz alıp da şartlaması yapmak istedim ama sadece kendimi tanıtmak ve selam vermek adına bir konuşmak olabilir. Hepinize arkadaşlar. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Kurucu Belediye Başkanımız Sultan Gazi'ye gerçekten ciddi emekleri olan Sultan Gazi'ye 50-60 yıl yapılmayan başka içeride yapılmayan Sultan Gazi'ye getirdim. Sultan Gazi'ye kazandılar. Sultan Gazi'ye halka kazandılar. Ve şu anda AK Parti İl Başkan Yardımcılığı'nı yapan çok kıymetli Deri Başkan'la söz hakkı veriyorum. Deri Başkan'ın 5 yılda var burada bizim hemen evli inşallahını yaptık. Onları bir tanesi kesileceğiz. Söz sahibi. Evet Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu davetlerin İstisnası hepsine katılmaya gayret ediyorum. Bilmiyorum, eksiklerimiz mutlaka vardır. Tabii bunu arkadaşlarımızın açıkladığı gibi bir sebebi var. Bu gülen yüzler veya burada aşina olduğumuz arkadaşları görmek beni de mutlu ediyor. Her gün bir programı vardır. Benim bugün cumartesi hakkımda diyemez, pazar diyemez. Bizim cumartesi, pazar daha fazla davetler alıyoruz. Daha fazla davetlerimiz vardı. Dernek açılışı da cumartesi, pazar. Taziye de cumartesi, pazar. Cenaze de gelebiliyor vesaire, düğünler, dernekler derken inanılmaz bir program. Şimdi onların da morale ihtiyacı var. Yani seçilmiş arkadaşlara da bu destek verilir. Onların yaptıkları takdir edilirse daha büyüklerini yapmaya da namzettirler. Tabii bu belediye başkanlığı, şunu da söyleyeyim, çok az kişiye nasip olan bir görevdir. Çünkü bir seçilir 5 yıl, bir daha seçilebilir, bir daha seçilebilir 15 yıl. Bu ilçede o görevi yapacak 15 bin kişi daha vardır. Bunu söylemek istiyorum. STK'lar aslında benim görüşümce, ben aslında aklıma geçen bir şey. Malatyalılarımızda özellikle pandemi döneminde maddi durumu çok kötü olan aileler mutlaka Sultan Gazi'de mevcuttur. Özellikle Sultan Gazi'nin alım gücü durumunda İstanbul'un geride gelen semtlerinden bir tanesi. Bu bir gerçektir. Ben özellikle burada şunu söylemek istiyorum sizin aracınızda. Derneğimizin bünyesi altında fakir aileleri tespit, özellikle bunların okula giden çocuklarını tespit edip, özellikle kız çocuklarını tespit edip, bir kişiyle değil de 3-5 tane Malatyalı iş adamımız bir araya gelip, ben işin hayır kısmına bakıyorum, siyasetle pek ilgilenmiyorum. Anlamadım bir konu zaten ama üstünüze düşen bir görev var ise, Malatyalılarda burada ailelerin durumu kötü olan, Ramazan ayında olur, okul dönemlerinde olur, çocukların kıl kıyafeti olabilir. Az veya çok çorbada bir tuzun olmasını isterim. Ama tabii ki bunun bir kişiyle değil de en azından Malatya'da bir sürü iş yapımımız var. Böyle bir grup kurulursa, yani STK'nın dışında, buranın çatısı altında bir ekip oluşturulursa, ben seve seve elimde geldiği kadarıyla Malatya'da hem fakir, demeyelim de iyi durumu iyi olmayan ailelere yardımcı olmaktan mutluluk ve şeref duyacağımı burada belirtmek